Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kıymetli FM TV izleyicilerimiz. Bir derviş sohbeti programında Mehmet Akdemir hocamız ile bir kez daha beraberiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Tamam. Evet kıymetli izleyenlerimiz, malumunuz bir Kurban Bayramı arefesindeyiz. Birkaç günümüz kaldı, sayılı günlerimiz kaldı. İnşallah bugün de sizlere Mehmet hocamızın bilgilendirmeleriyle kurbanla alakalı sizlerin istifa, istifadenize sunacağız inşallah. Evet hocam. Öncelikle kurbanın tarihçesi, kurbanın bize gelişinden biraz bahseder misiniz hocam? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Öncelikle evvela ekran başlarında bizleri zevken dinleyen değerli izleyicilerimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Mevla Teala Hazretleri kendilerinden razı olsun. Amin. İnşallah başta kendilerinin, Türkiye'mizin, tüm İslam aleminin şimdiden bayramlarına tebrik ediyorum. Rabbim inşallah hayırlısıyla nice bayramlara ulaşmayı ve bayramı da en güzel şekilde, Rabbimizin rızasına uygun şekilde geçirebilmeyi Rabbim bizlere ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. İnşallah. Kurban, malumunuz hocam, bize <laughs> İbrahim Aleyhisselam'dan gelen bir, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in uygulamasıdır. Bizim mezhebimizde, Hanefi mezhebinde vacip olan bir ibadettir. Şöyle ki kurban deyince akla ilk gelen İbrahim Aleyhisselam hocam, İsmail Aleyhisselam. Ee, biz öncelikle kısa olarak çok detaya girmeden İbrahim Aleyhisselam'ın doğuşundan itibaren inşallah olaya girersek olayı daha yakını kavramış oluruz inşallah. Tabi İbrahim Aleyhisselam dünyaya gelmeden önce Nemrut o zaman Urfa taraflarında yaşayan azılı gavurlardan ve kendisine ilahlık ittihad eden, ilahlık davasında bulunan birisiydi. <laughs> bir gün kendisi bir rüya görüyor. Rüyasında ay ve yıldızların, ay ve güneşi bir yıldızın ışığının bastırdığını görüyor. Ve bu rüyaya binaen bütün işte müneccimleri, rüyadan anlayan insanları e, bu işe tabir, e, yani rüyayı tabir edebilecek ne kadar ehil görmüş olduğu insan varsa hepsini davet ediyor, çağırıyor ve en neticesinde de olay anlaşılan şu ki bu ay ve güneşi bastıran ışığın, yıldızın, birisi Nemrut'un halkından birisi dünyaya gelecek ve nemrutun saltanatını onun başına yıkacak ona Galip gelecek olarak bu şekilde rüyayı tabir ediyorlar tabi olayı duyan nemrut haliyle saltanatı elden gidecek Kendisi de aynı şekilde firavun gibi ilahlık davasında bulunmuş azılı bir yavurdu kendisi daha sonra bu işin önüne geçmek için ne yapalım erkek çocukların katli ile alakalı, onları katletme ile alakalı bir çalışmaya başlıyor. Ee, her on kadına, her 10 kadına güvenmiş olduğu bir tane erkeği murakip olarak, takipçi olarak tayin ediyor ve bu şekilde halkını çok yakini bir takipte erkek doğan bütün çocukları katlediyor. İbrahim Aleyhisselam'da bu Tam o çocukların, bebeklerin katledilmiş olduğu tarihte dünyaya geliyor. Nemrut'un yine en çok güvenmiş olduğu insanlardan birisi de İbrahim Aleyhisselam'ın babasıydı. Azer ismi, Azerdi. Nemrut'a yakın olan bir isimdi kendisi. Bu yakın e, çocukların yakını takip edilmiş olduğu bir zamanda Azer, Nemrut'tan müsaade alarak e, önemli bir mühim işin bir yere gidiyor ve işini kısa zamanda hallettikten sonra ailesinin yanına gidiyor. Aynı zamanda Nemrut çocuk doğmayı da engelleyecek çalışma yapıyor. Yani erkeklerle bayanları ayırıyor bir müddet çocuk dünyaya gelmesin diye. İşte o ayırma müddetindeyken Azer işini hallettikten sonra İbrahim Aleyhisselam'ın annesinin yanına gidiyor ve o gitmesinden İbrahim Aleyhisselam'ın ...dünyaya gelme neticesi e, neticelenmiş oluyor. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam'ın annesi İbrahim Aleyhisselam'a hamile kaldıktan sonra... tabi Nemrut'un e, yeni doğan bebekleri öldürme meselesi olduğundan dolayı... ...bunu son derece gizliyor. Aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın annesi biraz genç... E, ...yaş itibariyle de küçük olması hasebiyle kendisinden şüphelenmiyorlar... O da bu vesileyle aynı zamanda kendisini muhafaza etmiş oluyor. Doğum vakti geldiği zaman bir mağaraya gidiyor. Orada kolay bir şekilde Rabbimiz doğumu kendisine ikram ediyor. Ve İbrahim Aleyhisselam mağarada büyümeye başlıyor. Aşağı yukarı 16-17 ay kadar falan kaldığı söyleniliyor. Ve bu arada da çok hızlı bir şekilde bir günde bir haftalıkken, bir haftada bir aylıkken, bir ayda bir yıllık gibi ...hızlı bir şekilde orada Mevla Teala Hazretleri kendisine bir kuvvet e, nasip ediyor ve hızlı bir şekilde büyüyor. İbrahim Aleyhisselam mağaradan, devamlı mağarada kaldığından dolayı muhafaza olması açısından da aynı zamanda. Tabi bu arada Nemrut'un, e, Nemrut aradan bir vakit geçtiğinden dolayı olayı da unutmuş durumda. Yani bakıyorlar hiç hani erkek çocukları dünyaya gelmiyor, gelen çocuklar zaten ne olmuş oluyor... İşte öldürüldüğünden dolayı artık Nemrut normal hayatına dönüyor. İbrahim Aleyhisselam dünyaya geliyor. Dünyaya gelip o mağarada belli bir kıvama, e, büyüklüğe geldikten sonra denilir ki gece vakti dışarıya çıkıyor. Arayış, burası da bizim halkımız için çok önemli bir nokta. İnsan herhangi bir yere intisap edebilir, bir kapıyla buluşabilir, bir arayış içine girir... O kapıdan eğer olumsuz şeylerle karşılaştığı zaman ne yapmamak lazım? Bütün kapıları kapatmamak lazım. İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? Gece vakti çıktığı zaman yıldızları görüyor. yıldızlara bakıyor. Diyor ki benim Rabbim budur diyor. Sonra bir müddet sonra ay doğup böyle dolunay şeklinde o zaman hani Allah'ın da takdiri üzere dolunay şeklinde gökyüzünü aydınlattığı zaman güneş e, haliyle onun etrafındaki yıldızlar ne oluyor? Kayboluyor. Diyor ki benim diyor e, Rabbim kaybolamaz diyor. O benim Rabbim değildir diyor. Benim Rabbim daha büyüktür diyor. Sonra ayıya ayı diyor ki kale Rabbi. Herhalde böyle benim Rabbim budur diyor. Ondan sonra Rabbisini ay olarak görüyor. Arayış için namaz. Şu an kendisine peygamberlik gelmemiş. Hiçbir beşerle ne olmamış. Bu şekilde bir oturup e, oturup olayı işte konuşma ne bileyim işte Rabbim var işte dünyanın için geldik böyle bir durum kavram yok zaten. Ondan sonra ayı görüyor. Ayı gördükten sonra benim Rabbim diyor. Gündüz vakti güneşin doğmasına yakın. Güneş doğunca doğarken ay kayboluyor. Diyor ki kaybolan benim Rabbim değildir. Bu ondan daha büyük. Daha fazla ısı veriyor, ışık veriyor. Benim Rabbim budur diyor. Güneşe Rabbi olduğunu söylüyor. Ondan sonra güneş geliyor. Akşam vakti batınca Diyor ki benim Rabbim bu da değil, benim Rabbim yerleri ve gökleri yaratan Mevla Teala Hazretleridir diyor. Bu şekilde aklen olarak da insanın diyor Mevla Teala Hazretlerini bulma durumu nedir? Bulma durumu vardır. Bu ayetten e, alimlerimiz, büyüklerimiz bunu istidlal ediyorlar, bunu çıkarıyorlar. Bu arada İbrahim Aleyhisselam annesiyle işte diyor ki anneciğim diyor benim diyor Rabbim kim diyor. Sen Rabbim benim oğlum diyor. Peki senin Rabbin kim diyor? benim Rabbim babam'' diyor. Babamın Rabbi kim diyor? Nemrut diyor. Nemrut'un Rabbi kim diyor? Sus ne diyorsun diyor. Susturuyor. Ve ondan sonra annesi olayı Azere, babası Azere anlatıyor. Diyor ki Nemrut'un diyor saltanatını diyor yıkacak çocuk bizim evladımız diyor. Diyor bana böyle böyle şeyler söyledi diyor. Ondan sonra aynı şekilde babasıyla karşılaştığı zaman babasına soruyor şu kimdir, şu kimdir, Nemrut kimdir diyor, Nemrut'un Rabbi kimdir diyor. Bunu deyince hatta İbrahim Aleyhisselam'ın babası İbrahim Aleyhisselam'ı o zaman susması için tokat vuruyor. O da korkuyor aynı zamanda. Bu arada İbrahim Aleyhisselam büyümüş gençlik dönemindeyken Azer, babası Azer de hikmeti ilahi put imalatçısı. Put yapıyor, pazarlarda insanlara satıyorlar. İbrahim Aleyhisselam bazen kardeşiyle beraber İbrahim Aleyhisselam'ı da babası satmaya çıkardığı zaman İbrahim Aleyhisselam sizi duymayan, sizi işitmeyen, sizi size hiçbir fayda ve zarar vermeyen putları almak istemez misiniz? Bu şekilde şey yapıyor, putları o şekilde sergiliyor. O çıktığı zaman pazara hiçbir tane put satılmıyor. Niye öyle satarsa, pazarlık yaparsa kim alacak? Kimse yanaşmıyor bile neticede putlara. Daha sonra bu halk arasında İbrahim Aleyhisselam'ın putları olan ifadeleri yaygınlaşıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer de Nemrut'tan korktuğundan dolayı diyor ki efendim diyor herhalde bu bizim beklediğimiz sizin saltanatınızı yıkacak çocuk herhalde benim çocuğum diyor. Bunun diyor böyle böyle ifadeleri var. Ben sana şimdiden söylemiş olayım daha sonra beni kırama. İşte bana ifade söyleme diyor. Onu İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut'un karşısına çıkarıyor. Diyor ki, senin Rabbin kimdir diyor. Benim Rabbim alemleri yaratan Allah'tır diyor. Senin Rabbin benimdir diyor. Diyor Nemrut. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, benim Rabbim, benim Rabbim öldürür ve diriltir. Sen de öldür ve dirilt bakalım diyor. Ben de yaparım onu ne var ki diyor Nemrut. Çağırıyor iki tane köleyi zindanda çağırttırıyor insanların etrafına. Birini diyor şunu öldürün diyor. Bir köle yordu öldürüyorlar. Bunu diyor serbest bırakın diyor. Bak diyor ben de öldürdüm ben de dirilttim diyor. Bu kadar saçmalık karşısında İbrahim Aleyhisselam demiyor. Ulan sen ne biçim şey söylüyorsun böyle öldürüp diriltmek mi olur? Demiyor. Ona farklı bir soru yöneltiyor bu sefer. Buyuruyor ki benim Rabbim diyor güneşi doğudan doğdurur batıdan batırır. Hadi sen de Rab isen diyor o zaman güneşi batıdan doğudur da bir görelim deyince tabu hitelledi kefer ayet kerimede diyor ki kafir diyor apışıp kaldı kava kaldı bir anda tutuldu diyor ki Nemrut o zaman git diyor bu diyor genç diyor diyor şu an diyor söylediğini bilmiyor diyor git diyor babasına al diyor bunun aklını başına topla yoksa bu sıkıntı olacak. En netice İbrahim Aleyhisselam bu şekilde halkın arasında Putlara ifadesiyle beraber, e, ters ifadeyle beraber yaygınlaşmış oluyor. Babası bunu putlara alıştırmak için bir gün bunların bayramları oluyor. O bayramın bayramı kutlamış oldukları yere davet ediyorlar. O zaman da adet bayram yerine giderken herkes yemek hazırlıyor, hazırlamış oldukları yemekleri putların önüne koyuyorlar. Oradan da bayram yerine kutlamaya geçiyorlar. İbrahim Aleyhisselam yolda bir bahaneyle işte karnım ağrıyor, yorgunum, uykusuzum diyerek o kutlamaya kendisi katılmıyor. Tabi bütün insanlar onu kutsi bir bayram olarak gördüklerinden dolayı bütün insanlar eğleniyorlar. Kendilerine göre bayram kutluyorlar. İbrahim Aleyhisselam da geliyor puthaneye. Eline balyozu alıyor. Başlıyor putları kırmaya. Küt. Göğüslerine vurduğu Yere, yere seriliyor. Falan parça oluyor. En son geliyor o en büyük putun da en büyük putun da başına baltayı asıyor onun kafasına. İnsanlar tabii eğlenmişler, işte ne yapmışlar? Bayram kendilerine göre bayramlarını geçirmişler. Dönüşte de putlarına işte bakıyorlar, yemekleri falan durumu nedir işte falan. Puthaneyi bir görüyorlar, eyvah diyorlar bunları kim yaptı? Bunları yapsa yapsa İbrahim adında bir genç vardı, o yapmıştır diyorlar. Onun yaptığına kanaat ediyorlar. Çünkü onun dışında putlara herhangi bir ifade söyleyen yoktu. İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut'a şikayet ediyorlar. Bütün insanlar toplanıyorlar ve bu işi İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığını ifade ettirmek istiyorlar. Yani bunu kim yaptı denecek. O ifadeyi İbrahim Aleyhisselam'dan duymaya çalışıyorlar. İbrahim Aleyhisselam diyor ki: "Bana niçin soruyorsunuz?" diyor ya. Belki diyor o büyük put kıskanmıştır. Niye gidiyorsunuz onlara tapıyorsunuz? Bunlara tapıyorsunuz? Burada ben varken onları diğerlerini yoldan o diğerlerini aradan çıkarmak için ne yapmıştır? O putları kırmıştır diye bu şekilde olayı put, o büyük putun yaptığına yönlendiriyor. Suçu puta atıyor. Suçu puta atıyor. Halk diyor ki ya İbrahim diyor yani sen bilmez misin diyor bizim putlarımız duymaz, konuşmaz. Diyor ki niçin diyor size duymaz, konuşmaz, faydası olmaz olan şeylere niçin ibadet edersiniz diyor. Hatta o arada halk bir ara kendine gelir gibi oluyor yani. Kendini toparlar gibi oluyor. İyi ya kendisine bir sinek konsa o sineği üzerinden def edemiyor. İşte üzerine soğuk su döksen ne yaptın işte beni üşüttün. Sıcak su döksen yaktın. Alıp kırsan engellemiyor. Engelleyemiyor hiçbir şey yapamıyor. İnsanlar bu insanları ilah olarak ne yapıyorlar Allah muhafaza? İlah olarak tapıyorlar. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmaya karar veriyorlar. <laughs> diyorlar ki ne yapalım bu İbrahim'i? Bu İbrahim'i diyorlar ateşe atalım. Tamam diyorlar. Odun topluyorlar. Hatta 90 gün gibi uzun bir zaman odun topluyorlar. Halk getiriyorlar. Büyük bir hendek kazılıyor. O hendeğin içine dolduruluyor. Ve çok yüksek dağ gibi bir yığın bu şekilde odun toplatılıp İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmaya karar veriyorlar davasından vazgeçmesi için. Daha sonra <laughs> bu şekilde odun toplandıktan sonra diyorlar tamam İbrahim Aleyhisselam bunu atacağız diyorlar. Ateşi her tarafından tutuşturuyorlar. Her tarafından tutuşturuyorlar. Artık ateş o şekilde bir alevleniyor ki o şekilde bir alev alıyor ki kimse yaklaşamıyorlar. Diyorlar ki ne yapalım bunu? Mancınık Heyzen adındaki bir faslı bir kişi Melun İbrahim Aleyhisselam'ı neyle beraber atalım diyor. Mancınıkla beraber atalım diye o şekilde bir fikir veriyor. Ve aynı zamanda mancını hem kendisi yapıyor. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmaya da kendisi görevlendiriliyor. Hatta denilir ki kendisi hala şu an her hareket edip kıvırdadığı zaman hala yeryüzünün yerin dibine batar bir durumda. Çünkü İbrahim aleyhisselam gibi ullazim bir peygamberin ateşe atılmasına öncülük yapıyor. Ve aynı zamanda bizatihi bu işi de İbrahim aleyhisselamın atılma meselesini kendisi yapıyor Allah muhafaza. Daha sonra <laughs> mancınlıkla beraber atılmaya karar veriliyor ve en netice İbrahim aleyhisselamı mancınlıktan atıyorlar. O esnada, o esnada Cebrail Aleyhisselam geliyor. Daha kendisine peygamberlik verilmemiş belki o öyle bir zamandayken. Diyor ki ya İbrahim bir şey ister misin diyor. İbrahim Aleyhisselam diyor ki senden senden istemem diyor. Peki diyor ya Rabbinden bir isteğin var mı? Rabbim benim bu harimi görüyor mu? Görüyor. Biliyor mu? Biliyor. Öyleyse Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir diyor ve Mevla Teala Hazretlerine dahi ellerini açmıyor. Ne, niçin açmıyor? Mevla'yı olan teslimiyetinden dolayı. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın en büyük özelliği neydi zaten? Teslimiyet meselesi vardı ya teslimiyeti. Ateşe gittiği halde, o haldeyken Mevla'dan isteğin var mı? Rabbim benim bu halimi görüyor mu? Görüyor. Öyleyse diyor benim bir şey istememe gerek yoktur diyor. Ve ateşe gidiyor. Ve Mevla Teala Hazretleri ateşe emrediyor. Kulna ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, ey ateş. İbrahim'e serinlik ol, selamet ol. Aman ha onu yakmaya kalkışma. Mevla'nın bu emri karşısında ateş o sıcaklığını, o sıcaklığını serinliğe değiştiriyor. Serin bir duruma alıyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'a hiçbir zarar asla dokunmuyor. İbrahim Aleyhisselam'a hiçbir sıkıntı ateş vermiyor. Aradan aşağı yukarı bir bir hafta gibi bir zaman geçtiği zaman Azer, Nemrut'tan müsaade istiyor. Diyor ki efendim müsaade ederseniz diyor, evladımın hiç çoktan e, kemiklerini alayım da diyor toplayıp toprağa gömeyim diyor. Tamam diyor. Sonra kendisi işte ateşte İbrahim Aleyhisselam'ın uzaktan İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe daha bir hafta olmuş daha yaklaşamıyorlar dahi. Yaklaşamıyorlar dahi. Hala yanmaya devam ediyor. E, üç ay toplanmış bir ateş bir hafta gürül gürül yanıyor ve yanına yaklaşılamıyor. Ve buraya atılan bir peygamber davası uğruna ve oraya atılma esnasında da asla davasından zerre kadar taviz vermiyor. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ın e, babasının gözüne irişiyor. Bakıyor İbrahim Aleyhisselam yanmamış, ölmemiş. Hatta Nemrud'a söylüyor. Diyor ki İbrahim ateş yakmamış diyor. Olamaz diyor. inanmıyorum diyor. Kendisine yüksek bir yer yapılmasını emrediyor. O yüksek yerden bakıyor. İbrahim Aleyhisselam'ı yanmadığını görüyor. Ya İbrahim senin ne kadar güzel Rabbin varmış. senin böyle bir zamanda korudu muhafaza etti. Vallahi diyor ben senin diyor Rabbinin sana bu yapmış olduğu harekete nispeten diyor. Zannediyorum 4000 bin tane büyük sığır hayvan keseceğim diyor. İbrahim aleyhisselam diyor ki iman etmedikten sonra Müslüman olmadıktan sonra bu işin hiçbir faydası yoktur diyor. Olsun diyor Nemrut. Ben diyor yine de diyor Rabbinin sana olan bu sana olan savunmuş olduğunu Rabbinin sana olan bu iyiliğinden dolayı diyor 4000 tane büyük baş hayvan kestettiriyor Ve İbrahim Aleyhisselam'ın annesi de bu arada ateşe yaklaşıyor. Diyor ki yavrucuğum diyor benim de buraya oraya yanına gelmeme müsaade eder misin diyor. Mevla Teala Hazretlerine müracaat ediyor. Gelebilir diyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın annesi de ateşe geliyor yavrusuna sarılıyor. Yavrucuğum nasılsın iyi misin? Anne yüreği dayanmaz tabii ki yani. Bu arada İbrahim Aleyhisselam sıkılmasın diye de sıkılmasın diye e, Mevla gölge meleğini ifade olarak kitapta geçiyor. Yanına arkadaş olarak vermiş İbrahim Aleyhisselam'ın bir hasbihal ediyor. Zaman geçiriyorlar. En netice İbrahim Aleyhisselam oradan ateş yakmıyor. İbrahim Aleyhisselam ateşten çıkıyor kendisine iman edenlerle beraber o Urfa topraklarından uzaklaşıyorlar. <laughs> kendisine iman edenlerle beraber işte Filistin topraklarına doğru e, İbrahim Aleyhisselam o tarafa o istikamete doğru yaklaşıyorlar, yanaşıyorlar. Bu arada İbrahim Aleyhisselam farklı farklı bölgelere de e, gidiyor. E, Mısır'dan da geçerken Mısır'a da uğruyorlar. Mısır'ın da şöyle bir örf e, şeyi var. Orada e, ilk firavun, zalim firavunun bir tanesi. Oradan geçen halktan, affedersiniz güzel olan bayanları hep yanlış e, şey, muamele yapma durumunda. İbrahim Aleyhisselam da yabancı, oradan e, geçtiğine şahit olan askerleri görüyorlar. İşte hemen Sara Validemizle o zaman evli. İşte Sara Validemizle biraz e, güzel olması hasebiyle krallarına haber veriyorlar. Efendim böyle böyle birisi var diye. Firavun bu Musa Aleyhisselam'ın firavunu değil. Hani Mısır'da yaşayan o hükümdarlara firavun diyorlar hani. Firavun oranın firavunu İbrahim Aleyhisselam'ı ve Sara validemizi iman edenleri çağırtırıyor. Sara validemiz de e, özel olarak işte yanlış Allah muhafaza yapmak için o şekilde kendisi tutsak yapıyor. Tabi Sara validemiz abdest alıyor, namaz kılıyor. Ve Mevla Tarzı'na müracaat ediyor. Ya Rabbi diyor ben peygamberinin ailesiyim. Bu zamana kadar iffetimi namusumu muhafaza eyledim. Şu zalimin karşısında diyor beni rezil rusva, yetme ona fırsat verme deyince o firavunun bir anda sıtma ve boğulma tutuyor. Hatta yerinde duramaya zıpladığı söyleniliyor. Tamam tamam diyor hiçbir şey yapmayacağım diyor. Bu şekilde pişmanlığını dile getiriyor. Yine, yine tekrar Sara validemizin duasıyla beraber tekrar normal hayatına dönüyor. Tekrar musallat olmak istiyor. Sara Validemiz tekrar ellerini kaldırıyor. Tekrar aynı şekilde, aynı muameleye tabi tutuluyor. Bu olacak bir duruma geliyor. Bakın hiçbir yardımcıları yok. Karşılarında koca bir kral, kral var, kraliyet var. Ama Mevla Teala Hazretlerine ellerine dua ediyor. Ya Rabbi diyor ben diyor bu zamana kadar kendimi muhafaza etmişim diyor. Bana diyor şu zalimden diyor beni koru deyince Rabbimiz imkansız olan bir zamanda Sara validemize nasıl yardım ediyor. Bugün de aynı Rabbimiz var, aynı yardım var. Sadece biz Müslümanlar maalesef o yardımı üzerimize çekmekten aciziz. En netice Firavun bakıyor ki bu gerçekten bunlar değerli insanlar, kıymetli insanlar kendilerine tamam diyorlar ve İbrahim Aleyhisselam'a Hacer validemizi de hediye olarak yanlarında veriyorlar. Bu arada İbrahim Aleyhisselam saray dışında kaldığı zaman Mevla Teala Hazretleri kalbinin mutmain olması için de Mevla -i Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın gözünden perdeleri kaldırıyor. İbrahim Aleyhisselam da görgü olarak da görsel olarak da olaylara şahit oluyor. İşte Sarı Validemizin bu hareketinin neticesinde kralın kızı işte kendisine bir takım değerli şeyler veriyor, kıymetli şeyler veriyor. İbrahim Aleyhisselam diyor ki biz diyor, bunları alamayız diyor. Tekrar iade ettiriyor. Buna mukabil en netice kendilerine Hacer validemizi teklif ediyorlar. Hacer validemizle onlarla beraber yola çıkıyorlar. Sara validemiz en neticesinde Sara validemizin çocuğu olmuyordu kendisi. Diyor ki Sara validemiz ya İbrahim diyor Hacer'le evlen diyor. Benden diyor çocuk olmuyor. Umulur ki diyor bundan diyor bir evlat olur ediniriz diye. O şekilde Hacer validemizle kendisi evlenmesini teklif ediyor. Tabi Hacer validemizle İbrahim aleyhisselam evleniyor. Daha sonra İsmail aleyhisselam dünyaya geliyor. Aşağı yukarı bir, bir buçuk yaşlarındayken aradaki olan kıskançlıktan dolayı Sara validemiz kıskanma durumuna geçiyor. Kıskanıyor. Diyor ki ya İbrahim diyor bunu diyor alacaksın diyor. Çöle bırak gel. Yani bir istikamet, bir e, namusun muhafaza etme neticesinde, yani kısır bir hanımdan, mevlatalına, bir de doğurgan bir hanım da, yani o istikametin neticesinde bir hediye bile alıyorlar. Alıyorlar. Tabi işte daha sonra İsmail aleyhisselam dünyaya gelince, hacer e, validemiz, Sara validemiz biraz kıskanmaya başlıyor. Diyor ki, ya İbrahim, bunları git diyor çöle bırak. İbrahim aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi Sarab böyle diyor. Ne, diyeyim, ne yapayım be? Sare'nin dediğini yap diyor Mevla Teala Hazretleri. Tamam diyorlar. İbrahim Aleyhisselam Burak geliyor. Hacer validemizle beraber Burak'ın üzerine biniyorlar ve ilerlemeye başlıyorlar. Cebrail Aleyhisselam da var. Böyle yeşillik, otlak, sulak yerlerden geçiyorlar. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ya Cibril burada durmuş olun, burada falan mı duracağız falan? Yok diyor burada durmayacağız diyor. Bakıyor netice ailesini bırakacak, çocuğunu bırakacak. İstiyor ki nerede bırakayım? Yeşillik bir yer olsun, gölgelik bir yer olsun, su içilen yer olsun, her taraf çöl. Gidiyorlar gidiyorlar işte Boz Sahra falan. Ondan sonra yine bir yeşilliklere geliyorlar. Ya burada mı duracağız acaba falan diyor. Yok burada da durmayacağız. Devam ediyorlar. Şu anki Beytullah'ın olmuş olduğu yere kadar geliyorlar. Şu anki Beytullah var ya Mekke-i Mükerreme'de bulunan Beytullah'ın şu an temellerinin olmuş olduğu yere geliyorlar. Diyor ki ya İbrahim diyor yerimiz burası burada duracaklar. Etrafta bir tane ağaç yok, bir tane insan yok, bir gölge yok, yaşayan bir canlı yok insan olarak. Belki çöl akrebi, çöl yılanı onlar olabilir ama onun dışında insana fayda verecek hiçbir şey yoktur. Sonra İbrahim Aleyhisselam Hacer validemizi ve yavrusunu yani o güneşin altında bu fedakarlıkları gerçekten tefekkür etmek lazım ya. Rabbimiz bizden şu an çok daha kolay şeyler istediği halde biz onları yerine getiremiyoruz. Bir peygamberi Mevla Teala Hazretleri nasıl imtihan ediyor? Biricik yavrucuğunu ki o zaman yaşı İbrahim Aleyhisselam'ın yani İbrahim, İsmail Aleyhisselam doğduğu zaman 80 küsür yaşlarında. Öyle de bir durum var. 80 yaşına kadar çocuk olmamış hiç yani. Daha da kıymetli. Daha da kıymetli. Böyle bir durumdayken yavrusunu çöle bırakıyor. Hacer validemiz diyor ki ya İbrahim bizi kime bırakıyorsun diyor. Bu halden bırakıp gideceksin. İbrahim Aleyhisselam bir şey demiyor. Ya İbrahim bizi bırak burası çok önemli. Ya İbrahim bizi buraya bırakmanı Allah mı emretti diye sorunca Hacer validemiz evet Allah emretti diyor İbrahim Aleyhisselam. Hacer validemizden tarihi ifade öyleyse git Allah bizi zayi etmez diyor. Rabbim şu teslimiyeti mevlâi olan şu yönelmeyi bizlere de ikram eylesin ya. Nasıl bir teslimiyet ki nasıl bir teslimiyet ki hiçbir insan yok hiçbir canlı yok. Çölün ortasında bırakıyorlar. Bir buçuk iki yaşındaki yavruyla beraber baş başa bırakacaklar ve tek ifade Allah mı emretti? O bizi zayi etmez diyor. Ve İbrahim Aleyhisselam arkasına dahi bakmadan, arkasına bakmıyor, bakıp da gönlü oynamasın. Ciğer paresini gördüğü zaman ya Rabbi bunlar burada ne olacak demeyim, Rabbimin emrine asi olmayayım diye arkasına dahi bakmadan gidiyor. Tepiyi açtıktan sonra dua ediyor. Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri di zera'in indi beytikel muharrem. Ya Rabbi beyt-i şerifinin yanına hiçbir ziraat ekin olmayan bir yere diyor. yavrumu, ailemi diyor oraya yerleştirdim, oraya bıraktım ya Rabbi. Ya Rabbi li Rabbena li Ya Rabbi namazlarını kılsınlar. Vazifelerini, ibadetlerini yapsınlar Ya Rabbi. Onları kendi fazl-ı kereminden rızıklandır diye dua ediyor ve o şekilde oradan kendisi ayrılıyor. Yani burada Hacer validemizin teslimiyeti bir ayrı bir teslimiyet. İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti çok ayrı bir teslimiyet. Tabi İbrahim Aleyhisselam ve Hacer valide orada yalnız olarak kalıyorlar. Ellerinde az bir erzak var. O erzakları bitiyor, suları bitiyor. Başlıyor İbrahim Aleyhisselam. Güneşin alnında hacca giden, ümreye giden abilerimiz, kardeşlerimiz, biriler. Kavurucu bir sıcak, o şekilde olan bir durum var. E su da bitmiş. E, düşünebiliyor musun? Kendi yavrun, dudakları artık kurumuş, patlama durumuna gelmiş. Ölme durumuna gelmiş. Hacer validemiz yavrusunun o ağlamalarına dayanamıyor. O ağlamalarına dayanamıyor. Bir umut. Belki bir kervan görürüm. Belki bir kafile görürüm diye Sefa Tepesi'ne çıkıyor. Bakıyor etrafa. Acaba diyor uzaklarda geçen bir grup var mı? Bir kervan var mı diye. Bu şekilde aman diyor birisini görebilir miyim diye. Bakıyor kimse yoktur orada. Oradan aşağı yukarı bir kilometreye yakın. Şu an biz soğuk mermerin, klimalı mermerlerin üzerinde o alanı yürüyoruz. Hacı olmamız için hacılarımız inşallah orada yürüdüler, yürüyecekler. Hacer validemiz o haliyle güneşin altında dağ var, çakıl var, kum var. Her her türlü hayvanla karşılaşabilir. Yavrusuna su arıyor. Merve tepesine çıkıyor. Acaba diyor bir umut. Acaba diyor acaba orada bir insan geçiyor mudur? Bir kafile var mıdır? Bir canlı var mıdır? Oradan Sefa Tepesi'ne, Merve Tepesi'ne bu şekilde yedi defa Sefa Tepesi'ne, Merve Tepesi'ne ve bu hareket karşısında Mevla Teala Hazretleri bu hareket öyle ki Rabbimizin o kadar hoşuna gidiyor ki bütün ümreciler, bütün hac vazifesini yapacak bütün hacılar Sefa ile Merve Tepesi'nin arasında onların da aynı şekilde sahi etmeleri diyoruz. Koşmaları, yürümeleri vacip. Yani o şekilde o bu şekilde sağ yapmadan haçları veya ümreleri olmaz. Eksik olur. Artık Sefa Tepesi, Merve Tepesi yedincisinde Merve Tepesi'ne geldiği zaman Hacer Validemiz takatı tükeniyor. Hacer Validemiz'in takatı tükendi ya şu anki hacı abilerimizin de ümreci abilerimizin de inan o Merve Tepesi'ne gidiyordu ya. Mevla Teala Hacer Validemiz'in yorgunluğunu oradaki, oradaki hacı Abilere de veriyor. Bir yorgunluk sana çıkıyor. bir takatsızlık bir yürüyüş daha olsa bir karşıya daha geç deseler geçecek durumun yok. Öyle ki Allah o yorgunluğu elhamdülillah bizlere de tattırıyor nasip ediyor. Tabi artık takat kesilmiş. Bu arada en az bir bir buçuk saat vakit geçmiş. Yavrusu uzakta çölde. Artık Hacer Validemiz İbrahim Aleyhisselam'ın ağlamasına dayanamadığından aynı zamanda ya zaten yavrum gidiyor bari ciğerparesi dayanamıyor. Yani görmemiş oluyum. Artık o düşünceye de kendisi düşüyor. Ve Merve tepesine geliyor takat tükenmiş. Bu vaziyette yavrusuna doğru gelirken bir bakıyor. Yavrusunun ayağının dibinden su çıkıyor. Zemzem. Hemen koşuyor Hacer Validemiz. O İbrahim Aley İsmail Aleyhisselam'ın çığlıkları var ya ayağının vurmuş olduğu yer kimi rivayet Cebrail Aleyhisselam kanadıyla vurmuştur diyorlar. Kimi rivayet ama şahsen benim kuvveti gördüğüm rivayet İbrahim Aleyhis, İsmail Aleyhisselam'ın topuğunu vurarak ağlama sızlamadan dolayı topuğunu vurmuş olduğu yerden Mevla Teala Hazretleri menbaı cennetten zemzem suyunu ikram ediyor. Hacer Validemiz hemen bir ark yapıyor. Zem, zem, zem. Yani zemzem zem dur demektir. Hatta Allah Resulü buyuruyor ki Mevla Teala Hazretleri İbrahim'in e, ailesine, İsmail'in annesine rahmet eylesin. Eğer o zem 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 yani dur dur demeseydi diyor, bugün zem zem bir nehir olarak akacaktı buyuruyor. Ve bugün milyonlarca insan oradan su içiyor, memleketlerine su getiriyorlar, zerre kadar ne bir bitme var ne bir azalma var, menbaı direkt cennet. Hazreti Allah sahrada, çölde su mümkün mü? Mümkün değil. Allah yaparsa olur mu? Evet Allah yaparsa olur ve oldu hala asırlardır bütün insanlar ne yapıyorlar? O sulardan içiyorlar. elhamdülillah bizler de içiyoruz, zevk alıyoruz. Rabbim yerinde tekrar tekrar ismeleri hepimize ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Tabi İbrahim Aleyhisselam onları zaman zaman bu arada ziyarete gelip gidiyor. İsmail Aleyhisselam da orada büyüyor. 8-9 yaşlarına geldiği zaman sevimlilik çağları koşuyor, oynuyor, babasına yardımcı oluyor. İbrahim Aleyhisselam'ın da şöyle bir sözü vardı. Ya Rabbi öyle bir Rabbimize bir nezretmiş, adak adamış. Ya Rabbi diyor eğer diyor evladım olursa onu diyor sana kurban edeceğim diyor. Sana kurban edeceğim. İbrahim Aleyhisselam bir gün rüyasında Ya İbrahim senin böyle bir nezrin, senin böyle bir sözün, senin böyle bir adağın vardı. Sözünü adağını yerine getir diyor. Kurban bayramından bir gün değil iki gün önce. Terbiye günü, şüphe günü derler o güne. Şüphe günü. İbrahim Aleyhisselam sabah oluyor kalkıyor diyor ki acaba görmüş olduğum bu rüya şeytani midir? Rahmani midir? Tereddüt içinde. Tam bir net kendisi şey yapamıyor. Nettik söyleyemiyor. İkinci gün kurban bayramından bir önceki gün. Arefe. Arefe bilmek demek işte. Yatıyor ve aynı rüyayı tekrar görüyor. Ya İbrahim sözünü yerine getir. İkinci günde görüyor ve diyor ki tamam diyor. Bu rüya, bu rüya rahmani şeytani değil diyor ve yavrusu İsmail Aleyhisselam'ı kesmeye karar veriyor kurban günü. Annesine diyor ki İsmail'i diyor güzel süsle. En güzel kıyafetleri kendisine giydir. Kendisiyle diyor odun toplamaya gideceğiz. Bir ip ver, bir de bıçak ver diyor. Alıyor İbrahim Aleyhisselam eline ip ve bıçağı oğlu İsmail Aleyhisselam'la beraber odun toplamaya gidiyormuş gibi <laughs> gidiyorlar. Daha sonra şeytan geliyor. Şeytanın vazifesi ne? İnsanları Allah'ın emrine asi yapmak. Mevla Teala Hazretleri'nin buyurmuş olduğu şeyleri yere gel yerine gelmemesi için bütün çalışmasını, mücadelesini ortaya koymak. Tefrika çıkarmak. Geliyor evvela Hacer validemize, anneden geliyor. Daha şey ya ders şefkat merhamet diyor ki İbrahim nereye gidiyor biliyor musun diyor nereye gidiyor diyor o diyor oğlunu kesecek diyor olur mu diyor bir baba evladını keser mi Allah emrettiyse Allah emrettiyse kessin diyor bakıyor Hacer validemizden bir umut bulamıyor geliyor İsmail İbrahim aleyhisselama ya İbrahim ya İbrahim sen nereye gidiyorsun diyor oğlumu kurban etmeye diyor o görmüş olduğun rüya şeytani diyor, rahmani değil. Niçin oğlunu kesiyorsun diyor. Mevlat, İbrahim Aleyhisselam onun şeytan olduğunu anlıyor. Eline taşı altıyor, alıyor ve şeytana atıp o şekilde kovuyor. da ne yapıyorlar? Ve onlar da aynı şekilde şeytanı orada taşlıyorlar. Rabbim yerinde taşlamayı bizlere ikram eylesin inşallah. Şöyle batıl bir inanç var. Asla ona mahal vermemek, asla ona inanmamak lazım. Orada... Temsili olarak şeytan orada duruyormuş da hacılar ya Mevla Teala Hazretleri milyonlarca Müslümanı en az 4 milyon, 5 milyon, 6 milyon Müslümanı ibadet gibi ülvi bir vazifede boş bir iş yaptırır mı ya? Hı -hı. Mevla Teala Hazretleri şeytan aleyhillaniye oraya bağlıyor ve <laughs> meleklere övünmüş olduğu, iftihar etmiş olduğu o insanlara şeytan aleyhillaneyi taşlattırıyor ve şeytan aleyhillane o acıyı hissediyor. O acıyı alıyor. Ama bizim millet değişik orada gerçekte de yok. Temsili olarak var. Yani ya sembolik olarak. Mı? Sembolik gibi aha asla yani. öyle bir şey olamaz. Sen taşı alıp taşı atmıyorsun. Taşı şeytana atıyorsun. Tabi bunu e, insanın bu ne yapması lazım? Biraz hem olaya Allah rızası için biraz ferasetle bakması lazım. Mevla Teala Hazretleri o kadar haç vazifesi için toplanmış olan insanlara boş bir şeyde haşa ve kella meşgul eder mi ya? Bu Rabbimize yakışır mı? Öyle bir şey asla yoktur. Bütün hacılarımız şeytanı orada taşlıyorlar. Acısını duyan hissedenler dahi var. Evet. Rabbim inşallah o zevki bizlere de tatmin ikram eylesin. Böyle taşa at, taş atar düşüncesinde değil de bir cihat ruhuyla düşmanımız, en büyük düşmanımız olan şeytan aleyhi laneyi rezil rusva ettiğimiz, kendi adamlarının yanında rezil rusva ettiğimiz taşlama amelini Rabbim bizlere de ikram eylesin. İhsan eylesin inşallah. Aynen. şu dikkatimi çekti de o Hacer validemizi işte İbrahim Aleyhisselam'a verilmesiyle beraber yani şey dikkatimi çekti. Bu kadar kısa zaman içerisinde belki de o zamana kadar onun yani Müslüman olması ki şüpheliydi. Yani iman etmiş olması ve bu kadar kısa zaman içerisinde teslim olması bu kadar şekilde yani İbrahim Aleyhisselam'a yani dostlarına, peygamberlerine beraber olursanız, onlara sadakat gösterirseniz mahrum olmazsınız ifadesini burada çok iyi anlayabiliyoruz değil mi hocam? Elhamdülillah evet. Ondan sonra hocam şeytan aleyhi İsmail aleyhisselama geliyor. Diyor ki ya İbrahim nere ya İsmail nereye gidiyorsunuz biliyor musun? Odun toplamaya gidiyoruz diyor. Ne odunu diyor ne odunu baban seni kesecek diyor. Bir baba evladını keser mi diyor ya? Allah emrettiyse Allah emrettiyse kessin diyor. Ve en netice İbrahim aleyhisselam bu olayı oğlu İsmail aleyhisselama anlatıyor. Felemme ayet-i kerimede felemme Felemma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur <laughs> ma za tara. Felemma balagha ma'ahu Ne zaman ki diyor İsmail Aleyhisselam koşma vaktine. Yani işte o 8 9 10 yaşlarına geldiği zaman Mevla İbrahim Aleyhisselam yavrusu İsmail Aleyhisselam'a diyor. Ya bunayya yavrucuğum. Bu ifadeler de çok önemli. Yavrucuğum inni ara Muhakkak ki ben gördüm filmenami rüyamda enni ezbahuke seni kesiyordum. Seni boğazlıyordum. Fendur mâzâ tara bu olaya ne dersin yavrucuğum diyor. Ve İsmail aleyhisselam hiç tereddüt etmeden gâle ya ebeti fa'il ma tu'mer ya ebeti fa'il ma tu'mer babacığım babacığım emrolunduğun şeyi ...yerine getir. Seteci duni inşaallahu... ...mina sabirin. İnşallah... ...beni sabredenlerden... ...bulacaksın diyor ve... ...Mevla Teala Hazretlerinin o... ...çok önemli olan... ...emrini yerine getirmede... ...ifa etmede... ...o yavrucak babasına... ...yardımcı oluyor. Felemme esleme... ...vetellahu lil cebin. Ne zaman ki diyor onu... ...İbrahim Aleyhisselam yan tarafına yüzü koyun yatırdı. Bıçağı dayıyor. Yani bunu insan Allah rızası için kendi evladının da bunu bir düşünmek lazım ya. Emreden Allah elinde keskin bir bıçak var. Ve bunu yavrunun boğazına getiriyorsun. Allah emretti diye kesiyorsun. Yavrunu da son derece seviyorsun. Aşağı yukarı 80 küsür yaşında baba olmuşsun. 80 küsür yaşında baba olmuşsun. O yaşta Mevla Teala sana o evladı veriyor ve Allah emretti diye tekrar onu feda ediyorsun. Bıçağı çalıyor. Boğazına bıçak kesmiyor. İbrahim Aleyhisselam gazaplanıyor. Mevla'nın emrine asi olma korkusunda. Aynı bıçağı taşa vuruyor, taş bölünüyor. İsmail Aleyhisselam diyor ki, babacığım, babacığım acele et, Allah'ın emrine diyor asi olma. Rabbin neyi emrettiyse onu yerine getir babacığım diye. Alttan hala babasına teskin ediyor. Babasına teselli veriyor. Boğazına vuruyor. Bıçak kesmiyor. Ateşe taşa vuruyor. Taş ikiye ayrılıyor. İşte bu teslimiyet karşısında Felemma esleme ve tellehu lil cebin ve nadeynahu en ya İbrahim. Biz İbrahim İbrahim'e nida ettik. Kad sattagta ru'ya. Kad sattagta ru'ya. İnna kezalike nezzil muhsinin. Ya İbrahim rüyanı tasdik ettin. Rüyanda başarılı oldun. İnne hâzâ lehuvel belâ'ul mubin. Allah'ımız buyuruyor. Bu apaçık çok büyük bir imtihandı diyor. Çok büyük bir imtihandı. Yani bize şöyle bir mantık var hocam halkımızda. Nasıl bir mantık? peygamberleri robotlaştırma mantığı var. Onlarda duygu yok. Onlar robot. Allah ne emri derse yapar. Öyle değil ya. Onlarda duygu taşıyorlar. Onlarda da elem var, acı var, merhamet var. Onlar da aynı bizim gibi bir beşerler. Ama bizim halkımızda Koya peygamberlere daha iyi bir makam mevkii vermek için, o peygamber yapar kardeşim. E ne alakası var? Bak Yunus, Yunus Aleyhisselam ne yaptı? Hani şey manasında... Ya, ifade yanlışa çekilmesin. bakta halkı iman etmiyor. Vazifeyi terk etti yani. Musa Aleyhisselam'a Mevla Teala Hazretleri Asa'yı ilk verdiği zaman Asa ejderha olunca, yılan olunca Musa Aleyhisselam kaçtı gitti. Ya bunlar da bir beşerdi. Bunlar da bir insandı. Evet, Mevla Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a Firavun'a git konuş dedi. Ya Rabbi dedi ya yanıma Harun'u da alayım mı dedi ya. Kardeşim Harun'u da alayım onunla beraber gideyim. Tek gitmeye çekindi. Yani biz peygamberlere bizim halkımıza bir duygu var. Onlar ne? Onlar robot. Onlar böyle kurulu. Allah onları kurmuş. Görüntüde insan. Hakikatte robot. Öyle bir şey yoktur ya. Evladını resmen <laughs> o şekilde o o merhameti düşünmek lazım. O merhamet hem kendisine bir merha peygamberlik merhameti var. Aynı zamanda bir de babalık merhameti var. Mevla Tarısı'nın da özel bir kulu. Ve Rabbimiz ve fedeynahu bi azim. O İsmail Aleyhisselam'a mukabil Mevla Teala fidye olarak cennetten bir koç indirdi ve o kocu keserek o koçu keserek bu şekilde rüya yerine getirilmiş oldu ve İsmail Aleyhisselam'da da kesilme, kesilmekten elhamdülillah kurtulmuş oldu. Eğer Mevla Teala Hazretleri o gün o gün o koç cennetten indirilmeseydi bu kurban nedir diye sahabe soruyor. Ya Resulallah bu kurban nedir? Babanız İbrahim'in sünnetidir diyor. Eğer o koç dünyaya gelip indirilmeseydi bugün her insan bir evladını Mevla Teala Hazretlerine feda etme, kesme durumunda olacaktı. Elhamdülillah ki Mevla Teala Hazretleri rahmet eyledi. Cennetten İbrahim Aleyhisselam'a İsmail Aleyhisselam'a fidye olarak koş gönderdi. Bugün insanlar çok basit şeylerden dolayı hali vakti yerinde olduğu halde Allah muhafaza ne yapabiliyorlar? Kurban kesmekten Allah muhafaza kaçınabiliyorlar. Yani hocam kurbanın bize gelişi öz olarak bu şekilde İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu bu hadise neticesinde elhamdülillah bize de aynı şekilde Rabbimiz tarafından emredilmiştir ve Hanefi mezhebinde vaciptir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene her sene ümmeti için ümmeti adına hem kendi ümmeti adına hem de aynı zamanda kendi adına iki tane kurban keserdi. Efendimiz bizim için keserdi. Biz de onun için keselim be. Yani eğer Rabbimiz bize bir ikramda, bir ihsanda bulunduysa ne yapmamak lazım? Bundan kaçmamak lazım. Zira başka bir hadis-i şerifinde Allah Resulü buyuruyor ki Hali vakti yerinde olup da hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen kişi diyor, kişi diyor namazgahımıza yaklaşmasın diyor Allah muhafaza. Kurbanın diyor her tüy her, her tüyünün kıllarının adedince insan oğlunun diyor Allah Resulü kurbanın e, fazileti ile alakalı hocam. E, her tüyünün adedince diyor insanın insana sevap veriliyor. Yarın ahirette o hayvan boynuzlarıyla, kıllarıyla, tüyleriyle yarın ahirette kendisini kesen insana şefaatçi olarak gelecek. Yarın Sırat Köprüsü'nde bizlere binek olacak. Yani Mevla Teala Hazretleri sadece dünyada sadece kesiyorsun, işte sevap kazanıyorsun değil, elin etinden de istifade ediyorsun hocam. Biz yiyoruz. Yani hani kurbanı kesersin de tamamını fakir fukaraya dağıtıyorsundur. Ya kendine göre hani bir şey yaparsın. Yani uygun değil de o da kendine göre bir yol çizmeye çalışırsın. Yok eti de senin. Al etini de ye kardeşim. Yeter ki diyor hali vaktin yerindeyse ne yapacaksın? Kurbanı kesilmesi emrediliyor. Tabi bununla beraber e, kurbandaki aslında asıl maksat nedir? Et yemekte de tabi değildir. Rabbimiz ne buyuruyor? لَيْ يَنَا لَلّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَا كِي يَنَا لُهُ مِنْكُمْ O kurbanların diyor etleri veya kanları Allah'a ulaşmaz. Sizin oradaki takvanız, sizin oradaki niyetiniz, sizin oradaki düşünceniz, Mevla'ya karşı hassasiyetiniz Allah ona bakar. O yüzden insan kurban keserken hocam niyetini halis tutmalı, kendisini muhafaza etmeli. Böyle büyük bir, güzel bir ibadeti bizlere geliş noktasını gördük hocam. Ne büyük fedakarlık. İsmail Aleyhisselam canını ortaya koymuş. Hacer validemiz, İbrahim Aleyhisselam parelerini ortaya koymuşlar ve bu sünnet bizlere kadar bu şekilde geldiyse bunu ne yapmamak lazım? Bunu bir takım zedelemeye çalışan insanlar oluyor. Onlara fırsat vermemek lazım. Onlara kulak kulak vermemek gerekir hocam. Yani şuraya kadar anlatmış olduklarınızda yani görüyoruz ki tefekkür, tevekkül, sabır, istikamet yani bunları fazlasıyla yaşanılan bir kıssa. Mevla Teala tüm ümmeti Muhammed'e inşallah. Bu şekilde kendisine toplamış olan bir fedakarlık neticesinde elhamdülillah kurban bizlere gelmiş bulunuyor hocam. yani şimdi düşünüyoruz ya yani inşallah Mevla Teala daha iyi edecek inşallah. Ama mesela e, rüyada bir evladının kesilme meselesi yani şu an düşünüyoruz ya gidişat maalesef diyoruz. Yani bir adam ya yani rüyasında kendi parmağının kesildiğini görse 3 gün kendini gelemeyecek durumda. Ki evladını, evladını kesecek bu. Mevla Teala bu hassasiyeti, mükemmelliği inşallah bizlere de tüm ümmeti Muhammed'e ikram etsin inşallah. abi Hocam demin dediğiniz gibi konu ete vesaire şeye dayanmıştır. bunu Allah için e, yap, yapılması gerektiğini, maksadın başka yere kaymaması gerektiğini ifade hazır söz oraya gelmişken hocam. Yani bir de bu kurbanda nelere dikkat etmeliyiz hocam? Neler yapmayınız? Hocam dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi evvela kurbanlığı alırken e, özellikle küçük başlarda işte yaş itibarına bakmak lazım. Daha çok halkımız e, yani büyük başlar olarak baktığından dolayı e, kapak olayına dikkat etmeleri, yani olayı sadece o insanlara değil işin ehliyle de olayı bakarak e, almak lazım. Alınan yerler hocam, alınan yerlere de dikkat etmek lazım. Şöyle ki, bir takım firmalar var, bir takım yerleri var. Bunlar sene ortası her zaman rahat bir şekilde Allah'ın yasak etmiş olduğu haramı e, haram olan içkiyi satıyorlar. Aynı zamanda bir menfaat olduğundan dolayı kurban gibi böyle Müslümanların kutsi önemli olan e, bir ibadet şeylerine de hemen menfaat olarak da hemen kurban işlerine girerek biz Müslümanlara, biz Müslümanlara devamlı senenin 365 günü hep İslam Müslümanların aleyhine çalışan, aleyhine düşünen ve Mevla Tarısı'nın yasaklarını çok rahat bir şekilde haramlarını çiğneyen bir takım firmalar geliyorlar bu kurban işlerine giriyorlar. Şahsen halkımız ne yapması lazım? Kurban alacağı yerlere hocam özellikle dikkat etmesi lazım. Bu bir. Diğer husus hocam hisse alakalı. Kurban beraber keseceğimiz hisse arkadaşlarımıza bakmamız lazım. Büyük başta biliyorsunuz 7'ye kadar müsaade var hocam. Bunların bir tanesinin niyeti eğer et yemek niyeti olursa ya iyi bir et yiyelim olursa Allah muhafaza diğerlerinin de kurbanının olmama durumu var. Evet. Hocam niçin? Niçin olur mu? Burada bir ibadet var. Sen işte önüne geleniz, sen de benim hissedarım ol, sen de benim hissedarım ol. Böyle olmaması lazım. Bu bir ibadet olduğu için bu bir hassasiyet ister. Bu bir dikkat ister. Onu ne yapmak lazım? O yüzden bunu da buraya da dikkat etmek lazım hocam. Nice kurban kesen kardeşlerimiz var. Hissedarlarından haberi yok. Yani bu biraz şey olur yani ibadetin ruhuna pek uygun düşmez. Buraya da dikkat etmek lazım hocam. Ondan sonra niyetimizi her daim muhafaza etmemiz lazım. Niyetimiz Allah rızası için olmalı. Çünkü o kurbanın ne etine ne kanına hiçbir şeyine Rabbimizin ihtiyacı yok. Bizim her şeyle ona ihtiyacımız var. Bu sırada ne yapmak lazım? İşte kurban örneğin eti az geldiği zaman ya baksana bu, bu kurban kandırılmışız be dememek lazım. Yani Allah zaten kesiyordun. O zaman niye? Şimdi ol olmuş, bitmiş olay ya, işte ya kandırılmışız ya şöyle olmuş. Buralar Allah muhafaza. Kurbanı zedeler hocam. Diğer husus, e, kesecek kişilerle alakalı yani insan kasabını da güzel kesmesi, e, güzel seçmesi lazım hocam. Bu bir ibadet olduğu için, bu elinden gelen değil de mümkünse bu işi işin ehli olan kişilere verme, verilmesi uygundur. E, bununla beraber pay dağıtımı ve derilerine de dikkat edilmesi lazım hocam. Kimi yerlerde mesela insanlar kasaplarla anlaşıyorlar. Mesela kesim ne kadar? Örneğin diyorum 400 TL mi? Kasaba diyor ki derisini sen al 350'ye bana sat derse Allah Resulü buyuruyor ki derisini satan insanın diyor kurbanı tam olmaz buyuruyor. Allah muhafaza kurbanlarını zedelerler bu şekilde. Çünkü deri insana ait değil. Deri ne yapması lazım? Bir hayır kurumuna. Nereye hocam? hayır kurumuna, fakir fukaranın yahut da bir hayır kurumuna ne olması lazım? Ulaştırılması gerekiyor. Payla da alakalı ilk önce uygun olan durum şudur hocam. Üçte biri kendinedir. Üçte biri fakir akrabalarınadır. Üçte bir fakir yakın komşulardır. Bu şekilde yani üçe bölümüşlerdir. Ama gerçekten hali vakti yerinde pek olmayıp, maddi sıkışıklığı olup da kendisini zorlarsa insan ya ben Kardeşim böyle giderse ben de hiç kurban kesmeyecek miyim? Kendisini zorlar, borç alır, keserse kendisinin daha fazla et almasında da ne yoktur. Herhangi bir sıkıntı, durumu yoktur. Ama illa kurban nedir? Paylaşma olduğundan dolayı ne yapmak lazım? Bu şekilde etrafımızı da gözeterek Rabbimizin inşallah rızasını kazanacağımız büyük bir fırsat. Rabbim inşallah bu fırsatı en güzel şekilde hep beraber değerlendirme ikram eylesin. Evet. Rabbim tekrar buradan bütün İslam aleminin bayramlarına tebrik ediyorum, kutluyorum. Mevla Teala Hazretleri kendilerine hayırlı inşallah evet. bir bayram ikram etmesini temenni ediyorum. Amin. Allah razı olsun. Sizlerden size yönetmek istediğimiz aslında başka sorular vardı ama malum arkadaşlarımız zamanımızın dolduğunu da, da ifade ediyorlar. Bu güzel değerlendirmelerinizden, bilgilerinizden, istifade ettiğimizden dolayı size tekrar tekrar teşekkür olur. ediyoruz hocam. Evet kı kıymetli izleyenlerimiz, sevgili dostlarımız, bir derviş sohbeti programını daha burada noktalandırıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.